Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve hemen konuya giriyorum. Öteki Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak Türkiye'de yaşayan her insanın çok az dahi şey olsa hakkında bilgi ve fikir sahibi olduğu bir isimdir. Nereden tanırız? Neyle özleşleşmiştir zihnimizde Fevzi Çakmak? Evet İstiklal Harbi. İstiklal Harbi'ni başarıyla idare etmiş, komuta etmiş büyük komutanlardan bir tanesidir. İstiklal Harbi süreci boyunca Genel Kurmay Başkanlığı yapmıştır. Başbakanlık yapmıştır. Milli Savunma Bakanlığı yapmıştır. Ondan önce daha Osmanlı son döneminden itibaren de ordu içerisinde itibarı, saygınlığı, fevkalade yüksek olan bir isimdir. İstiklal Harbi'nin başarılı komutanlarından biri olma kariyerinin o kısmını tamamladıktan sonra ki şunu da ekleyelim. İstiklal Harbi'ndeki başarıları, askeri başarıları nedeniyle subaylar arasında müşirliğe yani Maraşalle'ye terfi ettirilmiş olan iki kişi vardır. Bunlardan bir tanesi Sakarya Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'dır. Diğeri Büyük Taarruz'dan sonra Maraşal Fevzi Çakmak'tır. Ve ondan sonrasında Maraşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal'le az sonra ayrıntılarına geleceğim bir pazarlığın eseri olarak İstiklal Harbi'nin bitiminden itibaren birbirlerinin pozisyonlarını garanti etmek suretiyle bir ikili sağlam ittifak oluşturmuşlardır. Yani şöyle bir formül gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Fevzi Çakma demiştir ki Ordu senin, devlet benim. Fevzi Çakmak da bunu kabul etmiştir ve Fevzi Çakmak ordu üzerinde sahip olduğu denetimle, güçle Mustafa Kemal'in devleti sımsıkı elinde tutmasına destek olmuştur, hizmet vermiştir. Mustafa Kemal devleti elinde sımsıkı tutuyor olmaktan elde ettiği güçle Fevzi Çakmak'ın ölünceye kadar kaydıyla ordunun başındaki isim bir manada ordunun tek sahibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi unvanı Genelkurmay Başkanı olacak şekilde olmasını garanti etmiştir. Yani biyolojide yanlış hatırlamıyorsam ikili ortak yaşam anlamında ambiyozis zannederim. Latince bir terim vardır. Yani iki canlı birbirlerine yaptıkları yardımlar sayesinde birbirlerinin yaşamalarını temin ederler. Dolayısıyla kendi yaşamlarını da garanti altına almış olurlar. Mustafa Kemal'in ölümü üzerine Atatürk'ün ölümü üzerine çünkü 1934'e kadar Mustafa Kemal 1934'ten itibaren Atatürk bazıları merak edebiliyor bunu. İsmet İnönü'nün onun yerine geçmesi ikinci cumhurbaşkanı seçilmesinde içeriği detayları arka plana biraz tartışmalı olmakla beraber bu gece ona girmeyeceğim çünkü çok o konumuza dahil değil. Fakat... Maraşal Fevzi Çakmak ciddi bir rol oynamıştır. İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçimine destek vermek suretiyle. Ve öncesinde Mustafa Kemal ile aralarında bulunan bu kağıda dökülmemiş bir anlamda belki adı da konmamış eskilerin tabiriyle zımni anlaşma aynı şekilde sen devletin başında Cumhurbaşkanı olarak ben seni destekliyorum ordunun desteğini sana garanti ediyorum. Sen de devletin desteğini bana ordunun başında kaydı hayat şartıyla ölünceye kadar genelkurmay başkanı olarak veriyorsun tarzında İsmet ile da böyle bir anlaşma uzatması, yenilemesi bile denmez ona. Geçmişte 15 sene boyunca Mustafa Kemal'le aralarındaki anlaşmanın İsmet ile aynen devam ettirilmesi şeklinde başlamış idi Kasım 1938'de. Fakat 1944 senesinin başlarına gelindiğinde yani kabataslak 5 sene küsür ay sonra İsmet Paşa bunu İngilizlerden gelen baskı nedeniyle bu anlaşmayı bozdu. Aniden yaş haddi nedeniyle Maraşal Fevzi Çakma emekliye ayırdı. Ayırdıktan sonra ona bir sürü kindarlık göstergesi olan kötülük yapmaya çalıştı işte altından evini almaya çalıştı falan gizli komünist olduğu iftirasını atmaya çalıştı falan böyle kendisine verilmiş sözlere rağmen yıllardır kendisini şartlandırmış olmasına rağmen bir anda ordusunu bu dükalığını kaybetmiş olmanın psikolojik darbesini ki yaşı da ileriydi tabi Maraşal Fevzi Çakmak atlatamadı. Muhtemelen daha uzun yaşayabilirdi. Ama Nisan 1950'de bu olaydan 6 sene sonra öldü. Bu arada İsmet Paşa ile fevkalade kavgalı bir 6 sene geçirdi. Nokta arkadaşlar. Evet şimdi buraya kadar anlattım. ansiklopedik Fevzi Çakmak büyük ölçüde resmi tarihin size bize anlatmış olduğu Fevzi Çakmak. Ama malumunuz bizim programımızın bu dizi haline dönüşmüş olan programın başlığı ötekidir. Yani şimdi şu andan itibaren de sizlere resmi tarihin anlatmadığı, kendisi anlatmadığı gibi bir başka kaynaktan da millete mal olmaması için gayret gösterdiği, unutulmasını istediği, üstünün kapalı tutulmasını istediği, çünkü genel resmi tarih efsaneleriyle ve yalanlarıyla bir araya getirilemeyecek. Resmi tarihin yalancılığını büyük ölçüde o perdeyi yırtarak ortaya dökebilecek olan öteki ya da tabiri diğerle gerçek fevzi çakmağa dair konu başlıklarına geçebilirim. Bir, fevzi çakmağın en önemli kişilik özelliği. Fevzi çakma esasen fevzi çakmak yapan şey köle ruhluluğu. Evet. Gerçek Fevzi Çakmak, öteki Fevzi Çakmak'ta arkadaşlar en kalın çizgi, en önemli karakteristik özellik köle ruhlu bir insan oluşudur. Bu daha küçük rütbeli bir subay olduğu günlerden itibaren yani henüz daha orta yerde cumhuriyet yok. Mustafa Kemal'le ve daha sonra İnönü ile yapılacak bu zımni anlaşmalar falan yok. Ama malumunuz kişilik de çocukluktan gençlikten itibaren gelir. Fevzi Çakmak'ın bu köle ruhluluğu dirençsiz kelimenin en basit anlamıyla dirençsiz bir insan olduğu gerçeği küçük rütbeli bir subay olduğu günlerden itibaren onu tanıyanların gözünde belirgin bir özellik haline gelmiştir. Bu sebepten Osmanlı Türkçesinde fevzi kelimesinin yazımıyla kuzu kelimesinin yazımı arasında bir harf bile değil esasen küçük bir işaret farkı olduğundan ötürü ve bu köle ruhluluğuna gönderme yapmak maksadıyla ordu içerisinde Fevzi Çakmağ'ın adı Kuzu Paşa olmuştur. Yani Fevzi Paşa değil Kuzu Paşa. Kaynak merak eden olursa bu gerçi çok yaygın bilinen bir bilgidir. Ben bir tane paylaşayım. NTV Tarih dergisi Ekim 2010 tarihli 21 nolu sayı sayfa 36'dan görebilirsiniz bu yaygın hakikati. Fevzi Çakmak'ın arkadaşlar bu kuzu kişiliği eğer Fevzi Çakmak tarihi bir şahsiyet olmasaydı senin benim gibi sıradan sokaktaki bir insan olsaydı tarihin konusu da olmazdı herhangi bir şekilde bizi de ilgilendirmezdi. Çünkü doğuştan bu tür kişiliğe sahip olan toplum içerisinde ciddi bir kategori vardır. Ama Fevzi Çakmak gerçek öteki Fevzi Çakmak dediğimiz andan itibaren birinci sırada onun bu özelliğini zikretmiş olmamızın bu derecede önemseyerek zikretmiş olmamızın da özel bir sebebi var. Fevzi Çakmak'ın bu kuzu paşalığı arkadaşlar Türk tarihi üzerinde yakın Türk tarihi Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar özellikle bunun ilk dönemi tek parti dönemi üzerinde son derece belirleyici stratejik hayati bir etki meydana getirmiştir. Bakın nasıl. Dindar bir kişiliğe sahip olduğu iddia edilmesine rağmen zamanında yapılan din düşmanlığına, İslam düşmanlığına zerre kadar itiraz etmemek suretiyle. Şimdi bu önemli noktanın biraz uzunca detayını okuyacağım. Kaynağımız neresiymiş? Murat Sertoğlu Maraşal Çakmak'ın hatıraları anlatan Atnan Çakmak yakını Hürriyet gazetesi 2 Mayıs 1975 tarihli nüshası sayfa 3'ten naklediyoruz. Fevzi Çakmak diyor ki: "Beni gericilikle suçlayanların bir şeyden daha haberleri yoktu. O da Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı bütün inkılapları gerçekleştirmeye kalkışmadan önce benimle uzun boylu konuşup tartıştığıydı." Bu inkılaplardan çoğunu herkesten önce öğrenen ilk defa ben oluyordum ve destekliyordum. Mustafa Kemal Paşa beni ne kadar yakından tanırsa tanısın, nihayet yine de bir insandı ve her insan gibi telkin altında kalması normaldi. Nitekim şapka inkılabında bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim yolunda kendisini o kadar ısrarla telkinde bulunmuşlar ki üçüncü kişiler bir ara buna inanır gibi oldu. Çünkü arkadaşlar bunu günümüz insanının anlayabilmesi çok zor. Şapka İnkılabı'nın yapıldığı sıradaki toplumsal kültürel algı bilinçaltı, Şapka ile Hristiyanlık, gavurluk birbirine özdeş kabul ediliyor. Mesela 1677 senesinde dönemin padişahı 4. Mehmet, cuma namazı kılmak üzere bir camiden içeri girerken, Osmanlı'da yaygın ayet, 15 adet, 15-20 tane Ermeni ve Rum, Caminin kapısında padişahın önünü kesiyorlar. Bunlar Müslüman olmaya karar vermişler ve padişahın da buna şahit olması isteniyor. En azından İstanbul'daki iktidalarda birkaç asırdan beridir böyle bir adet var. Ve padişahtan belki işte cizye yani bir şeyler alma ümidi de var tabii bunun içerisinde. Hep olduğu üzere cami kapısında padişahı karşılayan bu Ermeni ve Rum erkekleri dileklerini başlarındaki şapkaları padişahın gözü önünde yere çalmakla ve onları çiğnemekle ifade ediyorlar. Çünkü şapka Osmanlı'dan beri devam ede gelen toplumun kültürel bilinç altında küfür alametidir. O bakımdan şapka inkılabı yapıldığı dönemdeki bu algı itibarıyla son derece ciddi bir inkılaptır. Çünkü halkın yapılan inkılaplar içerisinde arz ettiğim sebepten ötürü yapılan şey aslında doğrudan doğruya dinsizliktir, İslam düşmanlığıdır, kafirliktir teşhisini en rahat koyabileceği inkılaptı. Şimdi Fevzi Çakmak da bütün inkılapların ne ölçüde gönüllen bir destekçisi olduğunu işte bu şapka inkılabı örneği üzerinden veriyor. Yani örneği en pesten veriyor ki bunu bile desteklemiş olan geri kalan inkılapları haydi haydi desteklemiş olur. Çünkü arz ettim Fevzi Çakmağ'ın kişisel günlük hayatına baktığınız vakit dindar bir Müslüman görünümü vardır. Ama daha önce Enver Paşa ile ilgili dediğimiz gibi yani namazını kılar, orucunu tutar, zina etmez, içki içmez, kumar oynamaz, şeriatın açık çahramdır dediği kişisel fiilleri işlemez. Enver Paşa'yı da öyleydi hatırlarsınız. Aynısını tekrar edeyim. Ama onlar Rabbi ile onun arasında. Rabbi ile hem onun arasında hem de toplumun bir ferdi, ümmetin bir mensubu olarak onunla benim aramda, bizim aramda, aramızda olan ne var? Fevzi Çakmak'ın toplumsal, kültürel, dini olaylar, gelişmeler, değişiklikler karşısındaki tavrı. Yani namazı beni ilgilendirmez ama mesela yaşadığı dönemde yapılan din düşmanlığı karşısındaki bu sessizliği beni ilgilendirir ve öyle olmuştur derken Fevzi Çakmak'ın tavrı basit bir sessizlikten ibaret kalmamıştır. İşte 2 Mayıs 1975 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan kendi ağzından anılarından da naklediyoruz ki bu inkılapların en İslam düşmanı olanını bile Fevzi Çakmak canı yürekten desteklemiştir. Niçin? Koltukta rahat oturabilmek için. Ben buna Yezid sendromu diyorum. Yezid gasp etmiş olduğu halifelik koltuğunda rahat oturabilmek için evladı Resul'ün katili oldu. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'i bütün yakınlarıyla beraber doğrattırdı. Karlı mı çıktı? Hazreti Hüseyin Efendimiz'i doğrattırdıktan sonra halifelik derseniz eğer ona saltanat doğrusu koltuğunda hepi topu 4 sene oturdu. Sonra bir av esnasında kazaya geldi. 4 sene sonra o da öldü. 4 sene daha o koltukta oturabilmek için bütün bir ebediyetini yaktı. Maraşal Fevzi Çakma da aynı kategoride değerlendirebiliriz. Kimse benim altımdan Genelkurmay Başkanlığı koltuğumu almasın. Benim silahlı kuvvetler dükalığıma dokunmasın. Bunun için ne icap ediyorsa yapayım her çeşit melanette, her çeşit haramı işleyeyim. Yapılan bütün Allah ve İslam düşmanlıklarına göz yumayım. Evet. 1923'ten 1944'e kadar 21 sene. Ondan sonraki 6 senesi de büyük bir inkısar hayal kırıklığı içerisinde ve ölüp gitme. Acaba ahiretteki durumu nedir? devam ediyorum. Bu en din düşmanı şapka devrimi karşısındaki tavrını kendi ağzıyla itiraf ediyor. Hatırlanacağı gibi biz ilk defa şapka inkılabını orduda tatbik etmiş bulunuyorduk. Yani şampiyonu benim diyor. Bu yolda da Mustafa Kemal Paşa ile tam olarak mutabık kalmıştık. Biz gerekli genelgeleri orduya hemen yaydık askerlerden önce subaylar hemen şapka giyecekler. işlerine böyle gideceklerdi. Ben de giydiğim serpuşumu o zamanki tabiriyle şemsi siper taktırmayı ihmal etmemiştim. Yani önüne bir güneşlik taktırıyor. Bildiğiniz şapka oluyor. Ertesi günü bunu ilk defa giyerek makamıma öyle gidecektim. Fakat gelin görün ki münasebet sizin biri Mustafa Kemal Paşa'yı yine fitlemiş benim şapka giymeyi asla kabul etmeyeceğimi söylemiş. Müslüman bilindiği için. Bu yolda o kadar ısrar etmiş ki Atatürk bile tereddüde düşmekten kendini alamamış ve hemen başyaveri Rusu Bey'i çağırtarak ona durumu anlatmış ve kendisine. Yarın sabah erkenden Maraşal'in evinin yakınlarında bulunacaksın. Kendini asla belli etmeden onun evinden çıkışını bekleyeceksin. Başına şapka giyip giymemiş olduğunu görür görmez hemen koşup bana haber vereceksin.'' emrini vermiş. Rusu Bey de bu emir üzerine evimin az ötesinde pusuya yatarak beklemeye koyulmuş. Ben kahvaltıyı yaptıktan sonra üniformamı giydim. Başıma da şapkamı geçirerek evden çıktım. Beni bekleyen makam otomobiline binerek Genelkurmay Başkanlığı'nın yolunu tuttum. Rusu Bey bunu görür görmez hemen Mustafa Kemal Paşa'nın yanına koşuyor, müjdeyi verecek ve durumu Mustafa Kemal Paşa'ya anlatıyor. O zaman rahat bir nefes alan Atatürk yanındakilere şapka inkılabı muvaffak olmuştur efendiler sözlerini söylüyor. Yorum yok. Zaten şimdi bu noktada yorum yaparsak sıkıntı da meydana gelebilir. Evet. İşte arkadaşlar bu yüzden Fevzi Çakmak 21 sene Genelkurmay Başkanlığı'na bu sayede bu bedeli ödemek suretiyle devam ettirdi. Fevzi Çakmak'ın İslam tarihinde asıl kalıcı olacak olan çizgisi, tarihi hatırası budur. Özü bu. Ama devam edeceğim ben başka alıntılar ve başka örneklerle. İkincisi Fevzi Çakmak döneminin önemli şahsiyetlerinden Ahmet Ağoğlu. Akademisyen, profesör, milletvekili, siyasetçi, CHP'li, alabildiğine batıcı, kişisel hayatı itibarıyla da Müslümanlıkla alakası olmayan birisi. Ahmet Ağaoğlu Serbest Fırka Hatıraları kitabının 100 ve 101. sayfalarından şunları söylüyor. Fevzi Paşa'ya gelince, Maraşal üniformasına bürünmüş olan bu zatın gaziye karşı fikir beyan ettiğini kim görmüş? Sükut ve murakabe ve bir dairede gece ve gündüz haritalar üzerinde düşüncelere dalmak bu zatın tuttuğu yoldur. O şimdiye kadar neye karışmış ki şimdi bir şeye karışsın? Derinden dinler ve muhafazakar olduğu halde ruhunda taşıdığı bütün bu inançlar yıkılırken o dudaklarını açıp da bir tek kelime söylememiştir. Her emrivaki karşısında susmuş, daima içten düşünceye dalmış, bu suretle siyasi hayatın müspet sahalarından kaçındığı gibi olumsuz tecellilerine karşı da daima eteğini silkmiş, uzakta kalmış kendisini korumuş kendisini korumuş. Kendisini koruma bedeli karşılığında yaşadığı dönemde 15 milyon milletinin 909 asırlık ülkesinin Müslümanlığı taş taş yıkılırken gık bile diyememiştir. Koltuğuma kimse dokunmasın diye. Evet, peki diyebilir miydi? Kişisel samimiyeti olan Nezif Fazıl İnönü tarafından kulağından tutulup ordudan atıldıktan sonra bir canlı cenaze haline getirildikten sonra evinde Fevzi Çakmağan evinde öğle yemeğine davetli rahmetli Necip Fazıl'ı bilenler için sürpriz olmaz biraz da patavatsız yani sözü rahat sarf edebilen birisi bunu soruyor Necip Fazıl'ın benim gözümde Menderes kitabının 42. sayfasından naklediyorum. Maraşal'e dedim ki diyor sayın komutanım sizin iş başında ve kudret sahibi olduğunuz dönemde çünkü bütün ordu senin emrinde yani darbe evet, olsaydı yakın tarihin belki tek hayırlı diyebileceğimiz darbesi olacaktı. Bütün ordu senin emrinde. Bu yüzden Mustafa Kemal'le dahil herkes senden fevkalade tedirgin, çekingen. Böyle bir güce sahipsin bir. Müslüman bir insansın iki bu gücü elinde bulundurduğun dönemde senin dinin adına bu memlekette yıkılmadık taş, yapılmadık kötülük bırakılmıyor ve böyle bir gücün olduğu halde sen kılını bile kıpırdatmıyorsun, bunu seyrediyorsun. Niçin diyor Yusuf Fazıl? Bizzat kendisinden aldığı cevap, şu cevaptaki boşluğa bakın. Ben diyor Yeniçeri değilim. Yani bu şu demek, otorite her kim olursa olsun ona itaat ederim. Ahzab 59'un tam zıttı. Çünkü Ahzab 59 itaat konusundaki siyasi itaat konusundaki Kur'an'da temel ölçüyü belirten ayettir. Hani şimdi Fevzi Çakmak'la sözüm ona Müslüman ya. Dolayısıyla Kur'an seni beni bağladığı gibi onu da bağlayacağı düz mantığından hareket ederek bu ölçüyü koyuyorum. Diyor ki Allah'a itaat edin. Allah'ın Resulü'ne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Fevzi Çakmak arkadaşlar Ahsap 59'un itaatin 3. kısmındaki sizden olan emir sahiplerine bölümünden sizden kelimesini silmiştir. Fevzi Çakmak'ın tarihsel olarak gerçeği özü budur. Emir sahibi kim olursa olsun itaat edeyim. Bu itaat karşılığında o da benim koltuğumu bana bıraksın. Yani din yıkılsın Allah düşmanlığının yüzyıllardır görülmemiş en koyusu, en kabası yapılsın. Ben bunların hepsine dolayısıyla da değil aslında doğrudan destek vereyim. Peki bütün bu fecaatin karşılığı ne olsun? Benim genel kurmay başkanlığı koltuğuma hiç kimse dokunmasın. Evet Fevzi Çakmağ'ın özü budur arkadaşlar. Mesela Süleyman Tüz'ün İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Dış Türkler Tartışmaları kitabının 273. sayfasında diyor ki o dönemde başarılı bir darbe yapma potansiyeline sahip olan tek kişi Fevzi Çakmak. Hem resmi genelkurmay başkanlığı sıfatı itibarıyla hem de herhangi bir genelkurmay başkanı olmayıp ordu üzerinde özellikle rütbeli kadrolar üzerinde aşağı yukarı başka hiçbir genel kurmay başkanına nasip olmamış olan o manevi hakimiyeti saygınlığı itibarıyla ama yapmadı, yapmadı. Sonra İnönü gibi yani maksadının zıddıyla tokat yedi Bediüzzaman'ın ifadesiyle. Tokadı nasıl yedi bu dünyadayken? Çünkü Fevzi Çakmak'ın bu dünyada başına gelmiş olan en büyük felaket hiç beklemediği anda kendisine verilmiş sözlere rağmen senelerden beridir kendisini şartlandırmış olmasına rağmen İnönü tarafından İngilizlere yaranmak için 1944'ün Şubat ayında bir anda kulağından tutulup atılmasın. Bu az önce de belirttim Fevzi Çakmak'a çökerten ve öldüren sebeplerden birisi oluyor. Kulağından tutulup sokağa atıldıktan sonra emekli olmuş askerlerin tabiriyle hür general olduktan sonra, pijamaları giydikten sonra sene 1948 kişisel olarak İnönü'den intikamını almak için muhalif partiler safında siyasete girmiştir. 1946'da Demokrat Parti'den milletvekili seçilmiştir. 1948 senesinde de ölümünden önce gazetelere yazdığı yazılardan birinde mesela tek parti dönemi yönetimi için kullandığı tabir iktidarı elinde tutan küçük bir zümre diyor. Maraşal Fevzi Çakmak'ın Siyasi Faaliyetleri isimli kitap Ahmet Gülen sayfa 85'ten naklettim. Tabii şimdi keşke karşımızda olsaydı kendisine şu soruyu sorsaydık. O küçük zümre haksız ve adaletsiz bir şekilde 27 sene boyunca o iktidarı elinde tutarken gasp etmiş iken bu gaspa dayanarak milletin dinine, imanına, ekmeğine, aşına, ırzına, namusuna akla hayale gelmemiş zulümleri yaparken sen neceydin? Yakın tarihte emsaline rastlanmayacak şekilde bir saygınlığı ve manevi otoritesi de dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiilen başkomutanıydın. Öyleyse iktidarı elinde tutmuş bu küçük zümrenin dışında kendini hayal edip konuşlandırıp onları eleştiremezsin. Çünkü iktidarı elinde tutmuş o küçük zümrenin göbeğinde sen de var. Evet arkadaşlar şimdi bu Fevzi Çakman tarihi kişiliğinin en önemli başlığını Fevzi Çakmak gerçeğinin özünü tarihsel açıdan ifade ettikten sonra yavaş yavaş bunun altına detaylarına doğru girelim. Birinci detay Fevzi Çakmak'ın kişisel olarak Mustafa Kemal karşısındaki zilleti. Bunu bilinçli olarak zillet kelimesiyle ifade ediyorum. Çünkü az sonra örneklerini okuduğum vakit kesinlikle bir haksızlık mübalağa olmadığına siz de hak vereceksiniz. Ama bu işin başlangıcı İstiklal Harbi'ne gider. Çünkü İstiklal Harbi'nde Fevzi Çakmak başta belli bir dönem ta İstanbul'dan o günün çok sıkıntılı ulaşım şartlarında kalkıp Sivas'a kadar gelmiş. Orada özellikle 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir'i tahrik edip doldurmak suretiyle haftalarca var gücüyle Mustafa Kemal'i tutuklatmaya çalışmış olan bir isimdir. Başaramamış geri dönmüştür. 16 Mart 20'de İstanbul'un ikinci işgalinde kendi güvenliğini de fevkalade tehlikede görünce çünkü Genelkurmay Başkanlığı binasını basıyor İngiliz askerleri süngülerini doğrudan Fevzi Çakmak'ın göğsüne dayıyorlar. Kendisiyle o şekilde konuşuyorlar erler. Bunları yaşayınca İstanbul'da kaldığı takdirde Kendisi için gelişmelerin selametli olmayacağını anlıyor. İsmet ile birlikte aynı günlerde Ankara'ya kaçıyor bu sefer Anadolu'ya. Ama bu arz ettiğim arka plan nedeniyle Mustafa Kemal'le başta ona karşı ciddi bir nefret var. Mustafa Kemal açısından bakarsanız da haklı bir nefrettir bu. Tutuklamak için elinden geleni yapmış. Ali Fuat Cebeso'ya İzmit civarında ilk önce onunla görüşüyor. Telgrafta diyor ki kabul etmem o zat diyor Fevzi Çakmak'tan geldiği yere aynen gerisin geriye dönsün. Bizimle hiçbir işi olamaz. Ali Fuat Cebesoy Mustafa Kemal karşısında kendi kişisel ağırlığını devreye koydu. Onun hatırını kıramayınca kuvvetler dengesi itibarıyla Mustafa Kemal Fevzi Çakmak'ı Ankara'ya kabul etmek mecburiyetinde kaldı ve Mustafa Kemal gibi bir siyaset dehası arkadaşlar. Olayın bu şekilde gelişiminden geleceğe yönelik iyi idare edildiği takdirde kendi adına son derece önemli bir fırsat üretilebileceğini gördü. Çünkü Fevzi Çakmak onun karşısında son derece sıkıntılı durumda, zor durumda yani argo tabiriyle yularını Mustafa Kemal'in eline kaptırmış durumda. Mustafa Kemal'le bu fırsatı değerlendirdi. Fevzi Çakmağ'ın geçmişteki bütün suçlarını, kabahatlerini örttü. Onu dediğim gibi genelkurmay başkanlığı gibi, başbakanlık gibi çok üst düzey rütbelerle onora etti. Hem Fevzi Çakmağ'ın o defterlerini, kirli hesaplarını kapatmış olması sayesinde hem de Fevzi Çakmağ'ın herkes tarafından bilinen bu köle ruhlu Kuzu Paşa kişiliği sayesinde Fevzi Çakmak çok kalın iplerle kendisine bağlamış oldu. Karşılığında da onun bedeli olarak kendisine ordunun yönetimini teslim etti. Olay bu arkadaşlar. Şimdi olayın bu boyutunu analiziyle beraber daha ayrıntılı öğrenmek isteyenlere ben burada noktayı koyuyorum. Bugüne kadar yazılmış resmi tarihçilere ait en önemli Mustafa Kemal biyografilerinden biri olan Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam serisinin ikinci cildinin 241. sayfasını okumalarını tavsiye ederim. Maraşal Çakmak'ın İstiklal Harbi'ndeki marifetlerini örterek Atatürk'ün onu kendisine nasıl borçlu bıraktığını çok yetkin bir ağız anlatıyor. Şevket Süreyya Aydemir. Sonra Atatürk bu dönemleri anlatırken Nutuk'ta da tarihi tamamen çarpıtıyor. Yani öyle çarpıtıyor ki Fevzi Çakmak'ın başlangıçta Anadolu'daki Kuvayi Milliye'nin direniş hareketinin fevkalade karşısında olduğu, hatta bu maksatla İstanbul'dan kalkıp da Sivas'lara kadar geldi. Mustafa Kemal'i ortadan kaldırabilmek için haftalarca canlı dişine takarak uğraştığı bunlar tarihi gerçekler. Nutuk'ta bir kelimeyle bile yer almaz. Çünkü o sırada onlar fevkalade kan kardeş olmuşlardır. Biri devlet başkanı, biri genel kurmay başkanı olarak. Nutuk tarihin ki tarih derken yani 1920 Nutuk'un okunduğu 1927, 7 sene öncesini canlı binlerce şahide olmasına rağmen fevkalade çarpıtarak anlatır. O dönemi ve o dönem içerisindeki bu olumsuz fevzi çakmak figürünü 180 derece dönüştürüp aklayarak, beyaza boyayarak anlatır. Nut'un tarih gerçekleri karşısında nasıl bir kitap olduğuna dair bunu bir örnek olarak da kabul edebilirsiniz. Nutuk'taki bu fevzi çakma, aklama ve tarihi çarpıtma konusunun ayrıntısını okumak isteyenler Cemil Koçak'ın Tek Parti Cumhuriyet ve Şefler kitabının 30. sayfasına bakabilirler. Evet, Naşit Hakkı ulun resmi tarihin kurucu isimlerinden bir tanesidir. Halifeliğin sonu kitabının 58. sayfasında Cumhuriyet'in ilanı öncesi Mustafa Kemal ile Maraşal Çakmak arasında gizli bir pazarlık yürütüldüğünden söz ediliyor. Şimdi önemine binayen bu ifadeleri ben bizzat kitabın kendisinden okumak isterim. Kitabın yayıncısı da Türkiye İş Bankası'dır. Olay şu, Hatta sana daha garibini söyleyeyim. Daha o sıralarda bir gün bana demişti ki Paşam Cumhuriyeti mutlaka kuracağız. Seni bu memleketin ilk cumhur reisi yaptıracağım. Atatürk Maraşal Çakmağı söylüyor. Ben de Genelkurmay Başkanlığı'nı üstlenirim. Bu garip teklif karşısında hiç şaşırmamıştım. Anlatan Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal son derece zekiydi ve karşısındaki insanı her zaman yoklardı. Ben de. Benim ağzımı arıyorsunuz paşam. Allah zatı devletlerine uzun ömürler versin. Yüksek kişiliğinize ve işgal edeceğiniz cumhurbaşkanlığı makamına her zaman sadakatle bağlı bulunacağım. Cumhuriyet hükümetinin sarsıntısız devamına can ve gönülden hizmet başlıca emelimdir. Zatı devletleri hayatta oldukça sadakatinden her zaman emin olabilirsiniz. Bütün temennim bulunduğum mevkide Genelkurmay Başkanlığı'nda şerefli Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı olarak ölmektir. Allah benden bunu esirgemesin. Pazarlık net. İlk önce Atatürk onun ağzını arıyor. Diyor ki seni Cumhurbaşkanı yapacağız ben de Genelkurmay Başkanı olacağım. Fevzi Çakmak ben diyor bunları yutmam sen ağız arıyorsun. Asıl senin niyetin Cumhurbaşkanı olmak. Kabul ediyorum ölünceye kadar beni Genelkurmay Başkanlığında tutma sözünü verirsen ben de bütün gücümle yani bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin benim komutama teslim edilmiş gücüyle senin Cumhurbaşkanlığının arkanda dururum. Arkasında dururum. Evet ben de Genelkurmay Başkanı olarak ölmek isterim. Allah benden bunu esirgemesin. Çünkü onun tek takıntısı, tek aşkı o. O zaman Mustafa Kemal tebessüm etmiş, elimi sıkarak şu sözleriyle iltifat etmişti. Ben de sizden bu cevabı beklerdim. İnşallah ikimiz de uzun yıllar yaşar, ilan edeceğimiz cumhuriyeti ilelebet payidar ederiz. Pazarlık bitti arkadaşlar. Ve Atatürk'ün ölümüne kadar 15 sene gerçekten iki tarafta birbirlerine verdikleri bu söze tam olarak riayet ettiler. Ordu senin, devlet benim oldu. Sonra Sonra ne oldu arkadaşlar? Bu 15 sene boyunca eline geçen her fırsatta kendisinden bir şüphesi olmasın. Sonraki senelerde İsmet Paşa'nın ona yapacağı üzere şüphelenip çekinip kendisinden herhangi bir sebepten bu tek oyuncağını, tek sevgilisini genelkurmay başkanlığı koltuğunu altından çekip almasın diye çünkü Fevzi Çakmak siyasi deha olarak Atatürk'ün onu 10 sefer değil yüz sefer cebinden çıkartabilecek biri olduğunun farkında. Onda da onun korkusu var. Yani acaba bir gün bir şekilde benim elimden bu Genelkurmay Başkanlığı'na mı çekip alır mı? Atatürk de kendisine yönelik böyle bir endişe, bir korku olmasın düşüncesiyle kölecesine bir bağlılık sergiliyor 15 sene boyunca. Mesela Şimdi Fevzi Çakmak folklorik anlamdaki dindarlığı nedeniyle içki içmiyor. Dediğim gibi zina da etmiyor, kumar da oynamıyor. Beş vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Her gün makam odasında bir iki cüz Kur'an okuyor. Ama kişisel ibadetler folklorik. Ümmetin haklarına gelen noktada arz ettim söze girerken. Böyle bir insan evine ziyarete geleceği vakit akşam gezmesine falan Mustafa Kemal için rahat rahat içki masası hazırlatabiliyor. Derseniz keh yani bu gevşek bir Müslümanlık göstergesi. Ne var bunda? Şimdi yavaş yavaş vitesi arttırıyoruz arkadaşlar. Sadık Sabri Bey isminde emekli bir Osmanlı albayı rahmetli Ali Ulvi kurucuyu anlatmış. O da naklediyor. Fevzi Çakmak da yani gençliğinden, teğmenliğinden itibaren Sadık Sabri Bey, Fevzi Çakmak'ı çok iyi tanıyan, onunla yıllarca beraber aynı yerde görev yapmış, hatta komutanı olarak görev yapmış bir subay. Bu vukufiyete dayanarak konuşuyor. Bakın ne diyor? Fevzi Çakmak da verilen emri yerine getiren bir makinedir. Kabiliyeti yüksektir. En büyük planı verin yapar. En büyük askeri harekatı yürütür okur düşünür üstesinden gelir. Hangi elde olursa onun için çalışır. Az önce dedim ya Fevzi Çakmak itaat edin noktasında mesela Ahzap 59'a göre Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin. Fevzi Çakmak'ın bu konuda muhatapları onlar değil. O günkü devlet başkanı yani emir sahibi, yönetici. Ayetin ifadesi sizden olan emir sahibine itaat edin. Fevzi Çakmağ'ın anlayışı dedik. Sizden kısmını kelimesini siliyor ayetten. Emir sahibine itaat edin. Aynısını Fevzi Çakmağ'a yakından çok iyi tanıyan bir Osmanlı subayı da şu cümleyle ifade ediyor. Hangi elde olursa onun için çalışır. Krallığın, Napolyon'un sonra tekrar krallığın değişmeyen Fransız polis şefi Fouche gibi. İdeoloji önemli değil, siyaset, rejim önemli değil. Benim kendisine itaat edeceğim, hizmet edeceğim bir efendi varsa, o da benim itaatimi, hizmetimi, mesela beni Emniyet Genel Müdürlüğü'nde sürekli tutmak suretiyle mükafatlandırıyorsa, ben hizmetimi veririm. Bu tarz insanlara arkadaşlar, tarihte, siyasette ya da günlük hayatta hangi isim, hangi ünvan izafe edilir? Onu size bırakıyorum. Şimdi bu bapta başka bir örneğe geçiyorum. Verdiğim örnek Ali Ulvi Kurucu'nun hatıralarının ikinci cildinden idi. Sayfa 195'ten. Şimdi arkadaşlar Ekrem Buğra ikincinin Osmanlı'nın çöküşü kitabı sayfa 120'den sayfa 121'den naklediyorum. Yıllar evvel Antep'li bir harp gazisinden şu sözleri işitmiştim. Çakmak sadece namaz kılan bir paşaydı o kadar. Antep'e geldiğinde bütün hoca efendiler etrafına toplanıp o günlerde dinlerlerin yaşadığı sıkıntılardan şikayet ettiler. Not aldım. Sonradan o hocalar zamanın hükümeti tarafından tek tek cezalandırıldı. Yani zavallılar kendisini Müslüman dinler biri bildikleri için yaşadıkları İslami zulümleri Maraşal Çakma şikayet ederlerken pür dikkat dinliyor. Konuya verdiği ciddiyetin önemin göstergesi olarak eline bir kağıt kalem alıyor. Sıkıntıları not ediyor. O sıkıntıyı ifade etmiş olan Hoca Efendi'nin adını da not ediyor. Hocalar da çok seviniyorlar bunu. Maraşal'imiz hani Müslüman biri ya sahip çıkacak. Belki bundan sonra bu zulümler biraz azalacak. Evet. Not almasının maksadı oymuş Ankara'ya gittiğinde not kağıdını veriyor hükümete İslam düşmanı zalimlere. Diyor ki bunlar böyle böyle dedi hepsinin hesabını görün. Hepsinin de hesabı görülüyor arkadaşlar. Bu tavır sahibine biz Müslümanlar ne deriz? Evet. Onu da sizin anlayışınıza havale ediyorum ve geçiyorum. Geçiyorum Rıza Nur'dan. Rıza Nur dönemi bu şahısları uzun boylu izahına gerek kalmayacak kadar fevkalade iyi tanıyan birisi. Fevzi Çakma Mustafa Kemal karşısındaki zilletini tarihi bir belgeye dayandırarak yorumluyor Rıza Nur. Kuzu Paşa'nın Mustafa Kemal'e Zafer Bayramı münasebetiyle bir telgrafı 12 Eylül 1929 Milliyet Gazetesi'nde Fevzi diyor ki Genelkurmay Başkanı olarak işte 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle Atatürk'e çekmiş olduğu kutlama telgrafının metni yüksek dehalarının ve mucizeler yaratan isabetli ve kuvvetli irade ve idarelerinin harika nüma bir yadigara olan Zafer Bayramı'nı bütün silah arkadaşlarım namına tebrike cesaret eder, Cumhuriyet ordusunun sarsılmaz bağlılığını ve saygılarını arz ederim efendim. Yani benim bağlılığımdan, benim senin karşısındaki zilletimden şüpheye düşme. Beni de bu bulunduğum yerden alma. Dedik ya temel pazarlık bu. Buna bir belge, bir teyit Fevzi çakmak bizzat kendisinden şimdi haklı olarak Rıza Nur'un hatıratında bu telgraf üzerine yaptığı bir yorum var. Hem de veciz hoş. Onu da okuyacağım. Bu vesika da tarihimizde bir leke. Evvela Genelkurmay Başkanı Büyük Dalkavuk. Dediği şey bir askere hiç yaraşmaz. Sonra Cumhuriyet ordusunun gaziye sarsılmaz bağlılığını arz ediyor. Demek bu adam ordu senin nedir? Onu senin lehine kullanırım diyor. Bu suretle Mustafa Kemal'in Eskişehir'de dediğini onaylıyor. Zaten bu telgraf bu maksatla çekilmiştir. Bu adam orduyu siyasete ve bir şahsa alet ediyor. Hem ne şahsa? Yazık yazık. Hem bu yobaz öldürsen böyle mucizeler yaratan diyemez. O peygambere mahsustur. Ben eminim ki bunu Mustafa Kemal kendi yazmış ve ona imzala demiştir. O emirber neferi de imzalamıştır. İmzalamış ya kendinin demektir. Doğru. Evet Fevzi Çakmağan arkadaşlar tarihi karakteri koltuk karşısında her ne pahasına olursa olsun ki o paha kişisel bir paha değildi. Onun dininin imanının yıkılması, onun Allah'ına var gücüyle düşmanlık edilmesi pahasıydı. Bu pahayı ödemek şartıyla koltuğun bende kalsın iblis pazarlığına taraf oldu. Ve işte bunun Mustafa Kemal'e bağlılık değil de yaltakçılık şeklinde yansıyan kısmının da üzerinde durduk. Ana çizgi bu. Şimdi bu ana çizgiye göre ikinci derecede kalan diğer Fevzi Çakmak'ın karakteristik özelliklerine gelelim. Paranoyasıdır. Yani düşman bizi işgal edecek. Paranoyası. Bu paranoya sadece onun zihniyle, onun kendi şahsıyla, günlük hayatıyla sınırlı kalmış olsaydı gene tarihi değeri olmazdı. Başka insanları millet olarak bizi ilgilendirmezdi ama bu paranoya sahibi yönetim üzerinde son derece etkin belirleyici bir şahıs da olunca Türk halkına ve Türkiye'ye çok ciddi faturalar ödetti. Bunlar maddi faturalardı. Şunun gibi kısa kısa geçeceğim. Demokrat Parti karşısında CHP Cemil Koçak sayfa 99. İtalya'dan korkusu nedeniyle Türkiye'nin sivil uluslararası hava yolu uçuşlarının açılmasına engel oldu. Yani Fevzi Çakmağ'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde 2. Dünya Harbi bitinceye kadar Türkiye uluslararası hava yolları tarafından Türk hava sahası kullanılamadı. Bu işte transit geçişlerden alınacak ücret gelecek olan turist falan filan dediğinizde her sene ciddi meblağda ciddi miktarda Türkiye'nin bir gelir kaybına uğraması demek oldu. Mesela Falih Rıfkı Atay gibi resmi ideolojinin babalarından o döneminde en önemli şahsiyetlerinden rejimin yarı resmi gazetesi Ulus'un başyazarı Pazar Konuşmaları kitabının 225. sayfasından naklediyorum. Birçok yerde Anadolu'da Fevzi Çakmak yol yapımına engel oldu. Düşman motorize kuvvetleriyle rahat rahat işgal etmesin, içerilere giremesin diye. Bunlardan birisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın normalde kömür yataklarının bulunduğu Karadeniz Ereğlisi'ne değil de ondan onlarca kilometre içeride Karabük'e yapılmasına neden olmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde arkadaşlar demir çelik fabrikaları kömür yataklarından uzak yerlere inşa edilmez. Çünkü ana yakıtı odur. Uzakta inşa edildiği takdirde birim maliyette ciddi yükselme olacaktır kömür madenlerinin ayrı bir yerde, demircilik fabrikalarının ayrı bir yerde inşa edildiği benim bilebildiğim tek örnektir Karabük Demircilik. Sadece Fevzi çakmayan korkusu nedeniyle Karadeniz'den düşman donanması gelir, top ateşine tutar, fabrikayı berhava eder. Onlarca kilometre içeri yapıldı. Falih Rıfkı Atay gibi bir isim bile böyle saçmalık mı olur diye bunu kitabında eleştiriyor. Örnek keşke bir tane olsun. Murat Yetkin Meraklısı için Entrikalar kitabı sayfa 277. Maraşal Çakmak Trabzon ve Antalya'ya demir yolu yapımına engel oldu aynı sebepten. Mesela diyelim Ankara'dan Trabzon'a demir yolu inşa edilirse ya da işte Trabzon'dan Sivas'a Erzurum'a demir yolu inşa edilirse düşman muhtemelen Sovyet Rusya Karadeniz'den bir çıkarma yaptığında o demir yolunu kullanarak hızlı Anadolu'nun içine girer. Antalya'ya diyelim ki mesela Konya'dan Ankara'dan bir demiryolu inşa edilirse o o bölgeden beklenen tehdit İtalya Antalya'ya çıkartma yaptığında demiryolunu kullanarak hızla içeri girer. Hiç kimse en başta kendisi şunu sormuyor. Memleketin ekonomik altyapısının temel taşı olacak olan bu ulaştırma ağı rasyonel bir şekilde yapılsın. Bunları bir düşman tehdidi karşısında koruma durumunda olan kurum kimdir? Silahlı kuvvetler her ülkede. Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işi ne? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında olan şahsın yani adıyla sanıyla Kuzu Paşa Hazretleri'nin Maraşal Fevzi Çakmağ'ın işi ne? O istilaya engel olmak. O istilaya engel olma asli vazifesini bir tarafa koyuyor. İstila yapılamasın diye yol yaptırın. Bu zihniyete sahip olan bir adam arkadaşlar 21 sene bu memlekette genelkurmay başkanlığı yaptı. Bu Falih Rıfkı gibi bir isim bile diyor ki Allah memleketi esirgedi sakladı. Türkiye 2. Dünya Harbi'ne girmedi. Çünkü girseydi genelkurmay başkanı Maraşal Çakmak'tı. Bununla ilgili detaylara ayrıca geleceğim. Memleketin başına ne gelirdi Allah bilir bu kafayla. Ayşe Hür, İnönü ve Bayarlı Yıllar sayfa 14. Ayrıca ondan bahsedeceğim. Rus ve Kürt korkusuyla Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yapılmasına engel oldu. Kürtlere olan düşmanlığı bağlamında bunu ayrıca geleceğim. Okul yapılmasın, fabrika yapılmasın, hiçbir sosyal tesis yapılmasın. Doğu Güneydoğu'daki Kürtler okumasın, bilinçlenmesin yoksa bunlar vatan haini olur işgal komutanı yani. Kendi halkına, kendi ülkesine, kendi vatandaşına bakış açısı buydu. Ve bunlar yapılmadı da hakikaten. 12 tane vilayette Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kurulmadı. Şikayetlerini parti örgütü vasıtasıyla Ankara'ya başkente yetkili mercilere iletemesinler diye. Ondan sonra PKK nereden çıktı? Şu iptida iptidailiğe bakın diyor ki yetkililere. Cihan Nümada okudum. 400 sene önce Katip Çelebi'nin yazdığı kitap. Divri'de demir madeni varmış. Demir yolu oradan geçsin. Yani herhangi bir beldede demir ya da herhangi bir madenin varlığı yokluğu modern rasyonel zihniyet tarafından nasıl tespit edilir? Konunun uzmanları, metalürji mühendisleri giderler. Kendi metodolojileriyle, teknik etkiklerini yaparlar vardır derler yoktur derler falan ama elinde tuttuğu gücü de kullanarak şimdi mesela örneklerini verdim şuraya demir yolu yapılmasın düşman istila eder buraya demir yolu yapılmasın düşman istila eder Divriye demir yolu yapılsın niçin 400 sene önce yazılmış bir kitapta okumuş oradan aklında kalmış Divriye'de demir madeni varmış öyleyse demir yolu yapılsın o maden başka yerlere rahat rahat intikal ettirilebilsin. Evet 27 sene arkadaşlar Türkiye'yi bu insanlar idare etti. Gene Ayşe Yürün İnönü ve Bayarlı Yıllar kitabından sayfa 13'ten naklediyoruz. Karadeniz Ereğlisi'nde kurulmasını ekonomik açıdan daha rasyonel bulurken Fevzi Paşa orasını savunmak zordur deyip tesisin hiç uygun olmayan Karabük'e kurulmasını sağlamıştır. Fevzi Paşa doğu vilayetlerine yol yapılmasını, sanayi tesisi kurulmasını, okullar açılmasını, Kürtlük akımlarını teşvik eder diye yıllarca engellemişti. O sayede PKK'yı ürettiniz. Kürt ve Arap nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır ve Urfa'ya bir tane bile fabrika kurulmasına izin vermemişti. Demir yollarının güzergahını bile o tayin etmişti az önceki örnekte olduğu gibi. Demir yollarının nereye yapılmaması gerektiğini ama nereye yapılması gerektiğini yönlendirirken bunu da gerçekten böyle ciddi, modern, rasyonel bir tek, tetkike dayandırarak değil, 400 sene önceki Cehennem'a okuduklarından, aklına, aklında kalanlara dayandırarak yapıyor. E artık yani başka söyleyecek lafımız yok. Bir tane daha buna örnek verelim, geçelim. Ekrem Buğra ikincinin Osmanlı'nın Çöküşü kitabı sayfa 123'ten okuyorum arkadaşlar. Emniyet hususunda evham derecesinde zaafı vardı. Rus çıkarmasından korkarak asırlardır dış ticaret merkezlerinden biri olan İşlek Trabzon Limanı'nı kapattırmıştı. Rus işgalinde kolayca kullanılır diye kara ve demir yolu yapılmasına karşı çıkmıştır. Antalya valisi Haşim İşcan o dönemin, Finike yolunu Maraşal'den gizli yaptım. İşitirse İtalyan çıkartmasına kolaylık olur diye engelleyeceğinden korkuyorum demiştir. Rumlar o zaman daha fazla olduğu için İstanbul'da radyo anteni kullanılmasına izin vermemiş... Rusya korkusundan demirçelik sanayinin Karabük, silah sanayinin Kırıkkale'ye sürülmesini temin etmiştir. Kırık dökük birkaç geminin de toplarını söktürerek İzmit Körfezi'ne yerleştirmiştir. Şimdi buradan Fevzi Çakmağ'ın askeri boyutuna, komutanlığına geleceğim. Doğal olarak şunu göreceksiniz arkadaşlar örneklerinde de kendisinin Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında karacı bir general vardı. Yani şimdi böyle bir uygulama modern tarihte dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin skandal. Fevzi Çakmak Türkiye'sinde yaşanan bir gerçeklik oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı karacı Yani güzel bir Napolyon fıkrası var yani ordusu, generali mağlup olmuş Napolyon'un. Oğlum demiş neden mağlup oldun muharebede? İmparator hazretleri diyor 10 tane sebebi var say bakayım diyor. Bir diyor cephanemiz bitmişti. Napolyon sus diyor diğerlerini saymana gerek yok. Çünkü tek başına bu mağlubiyet için yeter sebep Şimdi Fevzi Çakmak İstiklal Harbi'ne geçiyorum. İyi bir birinci dünya harbi generaliydi hakkını teslim ettik zaten söze girerken de. Ama ikinci dünya harbi dönemindeyiz. Birinci dünya harbinin statik siper savaşı stratejisinin çoktan rafa kalktığı uçak tank işbirliğine dayalı Almanca orijinal ifadesiyle Blitzkrieg yıldırım savaşı stratejisinin 6 sene boyunca bütün harbin gidişini belirlediği dönemdeyiz ve o sırada Fevzi Çakmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında Genelkurmay Başkanı. E şimdi peki bu nasıl bir Genelkurmay Başkanı'ydı? Ne kadar yetkin bir askerdin? Diye araştırmaya başladık söyleyeceklerim var. Ama madde bir. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada Deniz Kuvvetleri Komutanı Karacı bir generaldi deyince hani ben dinleyicinin yerinde olsam şunu da diyebilirim. Başka bir şey söylemene gerek yok hocam. Maraş'ın o yıllardaki askeri yetkinliğinin derecesiyle ilgili başka örnek, başka argüman, başka anekdot gerek yok. Deniz kuvvetleri komutanlığına bir karacıyı getirmişti zaten nokta. Ama ben nokta demeyeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim çünkü eğlenceli. Tank ve uçağın ortak kullanımının bu Blitzkrieg tekniğinin hiçbir şekilde farkında değil. Hızlı hızlı geçeceğim. Onun yerine Fransa'nın 6 haftada çökmesine sebep olan statik majino müstahkem mevki hat savunmasının o günün dünyasında en başarılı savunma stratejisi olduğu kanaatinde. En başarılı zannettiği savunma metodu Alman taarruzu karşısında koskoca Fransa'yı 6 haftada yerle bir etmişti. Ve bu örneği görmüş olmasına rağmen Almanlar bize Trakya üzerinden saldırırlarsa diye Fevzi Çakmak bütün o da çok sınırlı olan, kısıtlı olan imkanları Trakya'da sonra onu yeterli görmeyip Adapazarı civarında Majino benzeri sabit savunma hatları kurmaya harcadı. Bunlardan birinin adı da Çakmak hattıydı. Kendi adını verdi. O yüzden Falih Rıfkı Atay'a hak veriyoruz. Allah korumuş o zaman Türkiye 2. Dünya Harbi'ne girmemiş. Çünkü çok fezi, çok feci şekilde ezilecektik. Evet. Fevzi Çakmak arkadaşlar öyle bir kafaya sahip ki gene Falih Rıfkı Atay'ın Tarihe Düşünen Yazılar kitabı sayfa 110'dan naklediyorum. Kitap okumayı yasaklamıştır. Subayların sicillerine sicil amirleri tarafından çok kitap okur diye olumsuz not düşülüyor Fevzi Çakmak döneminde. Bu o sicil amirlerinin, o komutanların kendi inisiyatifleriyle ya da şöyle diyelim kendi mankafalıklarının ürünü olarak yaptıkları bir tasarruf değil. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yani Fevzi Çakmak'ın makamından gelen genelge öyle. Birliğinizdeki subayları takip edeceksiniz. Kültür kitaplarına böyle belirgin bir düşkünlüğü var ise Bunları mutlaka siciline işleyeceksiniz. Dolayısıyla o adamlar meslek hayatları boyunca kritik yerlere gelmeyecekler. Mesela askeri birliklere gazete girmesi yasak. Askeri okullara gazete girmesi yasak. Subay gazete okumayacak, kitap okumayacak. Şimdi örneğine geleceğim. Askerlikle, askeri teknolojiyle ilgili bile dünyadaki yeniliklerden, gelişmelerden haberdar olmayacak. Yani bana deyin ki vatan haini mi bu adam? Böyle bir emri niçin verir? Gidip kendisine sorsanız İstiklal Harbi'ni çünkü onun kafası oraya takılı kalmıştır. Subayların bilgisi sayesinde değil azimleri ve fedakarlıkları sayesinde kazandık. Ama çok okursa ukalalaşır. Azmi ve fedakarlık ruhu zayıflar. Bilgide hiçbir işe yaramaz. O yüzden subaylarımız fanatik olarak kalabilmeleri için çünkü harpte onun değerli olduğunu zannediyor. Bilgi sahibi olmaması lazım çünkü bilgi ve fanatizm eşyanın tabiatı gereği birbirine zıt kavramlardır. Bilgi sahibi olmaması için de okumaması lazım ama okuyan biri ise o zaman onun da siciline işlenip kritik yerlere bunun tayininin yapılmaması lazım. Bu kafa. Evet. Şimdi Burhan Oğuz'un Yaşadıklarım Dinlediklerim kitabının 401. ve takip eden sayfasından bununla ilgili gene ilginç 402. sayfasından ilginç bir örnek. Hassas alettir bozulur düşüncesiyle uçakların telsizlerini çıkarttırıp bunları depoda muhafaza ettirirdi. Bu yüzden İran Veli Ahtı'nın Şah Rıza Pehlevi yani Hümeyni'nin alaşağı ettiği şah düğününe gitmiş olan 5 askeri uçaktan 3'ü dönerken ağrı civarına düşüp içindeki personel ve o zaman anlatıldığına göre halı ve gümüş yükü ile birlikte telef olmuştu. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Pahalı alettir bozulmasın yenisini alamayız diye uçaklardaki telsizleri söktürüp depolara kaldırıyor. O zaman o telsizi niçin aldın? Başta ona niçin para verdin diye sormak gerekir. Çünkü yurt dışı göreve giden uçaklara bile askeri uçaklara telsizler takılmıyor. İşte bu yüzden 5 uçağın 3 tanesi düşüyor. İçindeki personel şimdi bu durumda şehit olmuş mudur? Hani ben de hocayım bilmiyorum. Artı bir de tabi uçakların geri dönerken İran'dan yüklenmiş, ucuz fiyata kapatılmış devrin ileri gelenlerinin hesabına gümüşlerle ve İran alılarıyla dolu olduğu da ayrıca bir anekdot. Evet bu bapta arkadaşlar bir örnek yine ilginç örnekler var. Ekrem Bora ikincinin kitabından okuduk zannediyorum sayfa 123'ten emin olalım okumamışız. Tayyare ve tankı hep küçümsemiş. Ordunun teknik teçhizatına ehemmiyet vermemiştir. İşte uçakların telsizlerini söktürüp depoya kaldırtacak ölçüde. İktidar dalkavuklarından falih rıfkı bile Allah vere de çakmak devrinde bir arbe girmesek demekten kendisini alamamıştır. Şimdi askeri komuta yeteneği de bu durumda olan birisi arkadaşlar hiç utanmıyor. 1941 Ağustos'u gibi Türkiye'nin harbe girmeye en fazla yaklaştığı bir zaman diliminde İnönü'ye gönderdiği resmi bir mesajda, kutlama mesajında muhtemelen yine 30 Ağustos'un yıl dönümünü kutlama mesajı Genelkurmay Başkanı'ndan ordu adına Cumhurbaşkanı'na, diktatör milli şefe sarsılmaz bağlılık ve ubudiyet mesajı. Diyor ki ordumuz son derece modern donatılmıştır. Türkiye Kronolojisi Gotart Yaşke sayfa 57 Kocaman bir yalan. Ordumuz son derece modern donatılmıştır dediği aynı günlerde 27 Mayıs'ın darbeci subaylarından Dündar Seyhan'ın Gölgedeki Adam isimli anı kitabından nakledeyim size ezberden. Çünkü aynı tarihlerde topçu üstemeni olarak Trakya'da birinci orduya bağlı bir ağır topçu bataryasının komutanıydım diyor. Trakya'da belli bir noktada mevzilenmişiz. Bize diyor ordu komutanlığından emir geldi. Mevzilendiğimiz noktadan 24 kilometre uzakta başka bir noktaya intikal edip oraya mevzilenmemiz istendi. Ama istenilen noktayla diyor bulunduğumuz nokta arasında yol yoktu. Toplar da basit değil ağır top bir sene müddetle diyor topların geçebileceği ölçüde önce yol yaptık bütün birlik. El er gücüyle. 8 kilometre diyor yol yaptık. İnşa ettik yani. İkinci sene bir 8 kilometre daha inşa ettik. Üçüncü sene bir 8 kilometre daha inşa ettik. Ordu komutanlığından gelen 24 kilometre uzakta bir noktaya intikal edin birliğinizi oraya taşıyın emrini 3 sene sonra diyor gerçekleştirdik. Elindeki malzeme bu, ordu bu. Ve birinci ordu o gün için tehlikeye en yakın coğrafyayı tutuyor. Trakya, Alman sınırı. Dolayısıyla düz mantık en fazla imkanların kendisine tahsis edildiği ordu olması gerekir. O bile bir topçu bataryasını bulunduğu noktadan 24 kilometre uzakta başka bir noktaya 3 senede intikal ettiriyor. Maddi gerçek bu, realite bu. Bu olan orduyla ilgili Fevzi Çakmak'ın İnönü'ye verdiği tekmil ordumuz son derece modern donatılmıştır. Bir de son derece ilkel donatılmış olsaydı acaba nasıl olacak? Evet tekrar diyorum Allah esirgemiş memleket bunların zamanında bir harbe girmemiş. 1930'lu yıllarda Japon istihbaratıyla Fevzi Çakmak arasında Sovyet Rusya'ya karşı ilginç bir Türkistan projesi geliştirildi. Bu yakın tarihin kap karanlık deliklerinden biridir. Benim de konuyla ilgili bilgim son derece sınırlı ve sistematik değil, parça parça yani körün fili tarif edişi cinsinden. Bunu merak edip araştırmayı düşünenler de olursa diye belirtiyorum. Mesela bu bilginin kaynağı ciddi bir çalışma. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının Türkiye politikası Yüksel Pazarkaya 92 ve 97. sayfalarda sınırlı ama bütün detaylarıyla ortaya çıkartıldığı takdirde son derece önemli olacak hiç bilinmeyen bir yakın tarih başlığı. 1930'lu yıllar Fevzi Çakmak Türkiye'de Genelkurmay Başkanı Türk Derin Devleti adına mı yoksa Atatürk'ten falan da habersiz kendi adına mı bilmiyoruz Sovyet Rusya'ya harbi ilan edilip doğudan Japonlar Batıdan biz olacak şekilde kıskaç iki ateş arasında alınıp Sovyet Rusya'nın haritadan silinmesine yönelik ve ondan sonra Türkistan dediğimiz bugünkü Orta Asya coğrafyasının da Kafkaslardan itibaren tabi Türkiye'nin işgaline girmeye yönelik bir plan yürütmüş Fevzi Çakmak. Şimdilik bu kadarını söyleyebiliriz. 1940 senesi İngiliz ve Fransız uçaklarının Türkiye hava sahasından geçerek Sovyet Rusya'nın Bakü petrollerini bombalama projesi Fevzi Çakmak'ta onaylıyor. Faris Erkman, Suat Derviş, Kırklı Yıllar, Cilt 1, sayfa 120'de ayrıntısını görebilirsiniz. Cemil Koçak'ın Türkiye'de Milli Şef Dönemi ki bir başyapıttır. Çok önemli bir çalışmadır. Çok daha ayrıntılı olarak orada bununla ilgili görebilirsiniz. Türkiye'deki Alman politikası edisyon Kasım 1941'de Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Hüsrev Gerede ile beraber Almanlarla gizli işbirliği yapma faaliyetleri. Sayfa 36, 48, 57, 58. Bahsini ettiğim kitap Türkiye'de Milli Şef Dönemi Cemil Koçak. Almanya'ya el altında Sovyetlerle ilgili askeri istihbarat servisi yapılması. Ki o sırada Türkiye resmi olarak Sovyetlerin müttefikleriyle müttefik yani. İngiltere ile Türkiye müttefik. İngiltere'de Sovyetlerle müttefik. Yani şimdi bu durumda buna ne isim verirsiniz? Siz takdir edeceksiniz. Hitler'in Türk dostları edisyon sayfa 42 64 65 Kasım 1941 Fevzi Çakmak Almanlara Ruslara karşı beraber harp edelim teklifinde bulunuyor. Harp içinde Almanya Üslev Gere de Almanya Büyükelçimiz 1942 Maraşal Alman yanlısı ve Almanlara beraber çalışma teklif etti diyor. Sayfa 403. Süleyman Tüzün'ün İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Dış Türkler Tartışmaları kitabının 213. sayfası Mayıs 1942. Fevzi Çakmak Kafkaslara Türk subayları göndermeyi teklif etti diyor. Ezberden ekleyeyim. Alman Alman istihbaratına, askeri istihbarat ağına e ait çok sayıda casus Kafkas sınırından öteye Alman uçakları tarafından taşınıp Sovyetlere paraşütle indiriliyor. Alman uçaklarından kalkış istasyonları, hava alanları Doğu Anadolu'da. Evet, 1944 ırkçılık turancılık davası Necdet Sançar sayfa 136. Davanın en önemli sanıklarından Zeki Velidi Togan mahkemenin gizli celsesinde Maraşal Çakmağın Almanya'da onlara Sovyet ordusundan esir düşmüş olan Türkiye askerleri Alman ordusunun emrinde lejyonlara, birliklere dönüştürmeleriyle ilgili pazarlıklar yürüttü diyor. Mahkeme hakimi Zeki Veli'nin bu ifadelerini zapta diyor. Evet Almanya'ya gizli krom satmayı teklif ediyor. Açıkça satıyorduk zaten. Yani krom anlaşmasının süresi bittikten sonra da İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının Türkiye politikası Yüksel Pazarkaya 71-87-84 Cevat Rıfat Atilan Gerçi Masonluğa ve Yahudilere karşı çok sağlam bir mücadele vermiştir ama diğer taraftan da Alman Nazileri ile işbirliği halindedir işin kötüsü. 1935 senesinde Cevat Rıfat'ın açıkça Yahudilik karşıtlığıyla karışımlı olsa bile Nazi propagandası yapan kitaplarından genel kurmay adına 40 bin tane satın aldırıp ücretsiz olarak subaylara dağıttırıyor. Yani normalde kitap okumasınlar ama istisna bu kitabı okusunlar parasını da biz verelim. 1940 senesinde gene Cevat Rıfat Atilan bağlantısı üzerinden Türk nazilerini kendi himayesine aldırıyor. Devletin takip etmesi, polisin tutuklaması, işkence yapması Maraşal'in ağırlığıyla engelleniyor. Bu madalyonun öteki yüzüne de geleceğim Nazım Hikmet hadisesi. Bunu nereden naklettik? Türkiye, Yahudiler ve Holocaust, Koregut Stat, sayfa 126. Çok ilginç arkadaşlar. Almanların Türkiye'yi işgal etme planları uzun boylu yapılmıştır bu planlar. Ayrıntılı bir şekilde. Bu planların ilişiğinde bir Türkiye işgali tamamlandığında tutuklanacaklar listesi var. Birinci sırada İsmet Paşa'dan alarak doğal olarak Türkiye'nin bütün toplumsal elitleri sırf siyasiler bile değil. Yani lider potansiyeline Almanların sahip kabul ettiği herkes. Yüzlerce Türkiye'de tutuklanacak üst düzey zevat listesi var. Çarpıcı. Fevzi Çakmağan ismi Almanların tutuklanacak Türkler listesinde yer almıyor. Bu bence detay gibi gözüken ama çok belirleyici, çok önemli bir bilgidir. Fevzi Çakmağ'ın hala bütünüyle ortaya çıkartılamamış Nazi Almanyası bağlantılarının boyutları, derinlikleri hakkında fikir veren çok önemli bir detaydır. Nereden bunu çıkarttık? Toplumsal Tarih Dergisi 2015 tarihli 262. sayı sayfa 53. Geçtim. Şimdi çok kısa Fevzi Çakma halk arasında yayılmış haksız dindarlığından bahsedelim. Ve dolayısıyla kişiliğinden de Sadık Albayrak'ın Yürüyenler ve Sürünenler kitabı sayfa 193'te görüyoruz. İstanbul'un ikinci işgalinden sonra İngilizlerin elinden kendi canını kurtarmak için gizlice Anadolu'ya geçerken önce Erenköy'de Esat Erbili Hazretlerini ziyaret ediyor, elini öpüyor, hayır duasını istiyor. Başı sıkıntıda çünkü. Aynı Esat Erbili Hazretleri 90 yaşında hiç alakası yokken 1930'da Menemen isyanıyla bağlantılı kabul edilip mahkemede yargılanırken o yaştaki adamı asamayacaklarını bildikleri için de hastaneye tedaviyi aldık. O sırada Emre Hak tecelli etti, öldü yalanı. Gerçekte hastanede bir şırınga zerk edilerek, zehir verilerek öldürülüyor. Araşal Fevzi Çakmak taş gibi seyrediyor. Andrew Mangon'un Sultan'dan Atatürk'e Türkiye kitabı sayfa 209'dan aynen bir cümleyi alıyorum. Çünkü Fevzi Çakmak'ın Müslümanlığı ve dindarlığı konusunda Andrew Mango gibi Türkiye yakın Türk tarihi uzmanı BBC muhabiri bir İngiliz'in çok mükemmel bir ifadesi. Fevzi Paşa köktenci bir dinler değildi yani o biz oluyoruz. gerici köktenci. Bakara 85 kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını arkasına atmayan kitabın sünnetin bütününe dört eliyle sarılıp sahip çıkan. Biz kötüyüz, köktenciyiz. Diyor ki Fevzi Paşa köktenci bir dinler değildi yani. Light Müslüman. Amerika'nın sevdiği cinsten Müslüman tabur imamlarının vatanperver görüşlerine sahipti. Yani dindarlığının içeriği de niteliği de seviyesi de buydu. Diyen Andrew Mango. Ekrem Bora ikincinin bu güzel kitabının 121. sayfasından bununla da ilgili arkadaşlar. Bakayım gerçi onu okumuştuk herhalde. Evet. Urfa hadisesi yani kendisine dini zulümlerden şikayet eden hocaları, Urfalı hocaları Ankara'ya gidince listeyi İçişleri Bakanlığı'na teslim edip bunlar irticaziyor yobaz hepsinin hakkından gelin deyişi. Dindarlığı hakkında bir fikir versin. Peki bunun dışında yani şimdi dindarlığı, kişiliği, askeri yetkinliği falan bitirdik. Bunun dışında bir devlet adamı olarak Genel kültür birikimi itibarıyla Fevzi Çakmak nasıl birisi? 1944 başında İnönü tarafından pijamalar giydirildi, apar topar emekli edildi. Bunun intikamını İnönü'den almak için siyasete atıldı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olarak seçildi, meclise girdi. Artık bir milletvekili, siyasi bir şahsiyet, gazeteci röportaj yapıyor. Memleketi kasıp kavuran ekonomik dar boğazla ilgili Fevzi Çakmak'tan sizin ülkenin bu ekonomik dar boğazdan çıkışı noktasında düşünceleriniz, teklifleriniz, çözüm önerileriniz nelerdir tadında bir soru soruyor. Fevzi Çakmak'ın verdiği cevaba bakın arkadaşlar. Kaynağımız Celal Bayar efsanesi ve raftaki demokrasi Mehmet Kemal sayfa 6. Bakkallar ve bütün satıcılar çok sıkı denetim altına alınsın, kara borsa engellensin. Bakkallar çok sıkı denetim altına alınırsa Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz biter. Kafa seviye, derinlik, bilgi birikimi bu. Bu adam 21 sene genelkurmay başkanı, bu sözü söylediği sırada da milletvekili. Bir diğer boyut artık toparlıyorum mevzuyu. Fevzi Çakmak'ın ırkçılığı, Kürt düşmanlığı, Türkiye'nin doğusuna duyduğu düşmanlık daha net ifadesiyle öyle uzunmuş. Sadece son kısmını okuyayım. Bu arkadaşlar 1930 Ağrı harekatını takip eden günlerde Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Erzincan'dan başlayarak Doğu Anadolu'da yaptığı inceleme gezisinden sonra hükümet için hazırladığı rapor, kendi teklifleri. Dört madde saymış. Hadi dördünü de okuyayım. Erzincan ilindeki incelemelerim sırasında ekonomiyi önemli surette zarara sokan ve bu il dahilindeki asayişsizliğin en önemli etkenlerinden olan Açkirik, Gürt, Dağbey ve Henzi köylerinin tedip ve tenkiline zorunluluk olduğunu gördüm. Yani bu köyleri yıkın diyor. İki Erzincan merkez ilçesinde 10 bin Kürt vardır. Bunlar Alevilikten faydalanarak mevcut Türk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yaymaya çalışmaktadırlar. Birkaç sene sonra Kürtlüğün bütün Erzincan'ı istila edeceğinden endişe edilebilir. Sömürge toprağı gözüyle bakıyor. 3. Ama o Kürtler istiklal harbi başlatılırken, devam ettirilirken bizim Kürt kardeşlerimiz diye el üstünde tutuluyorlar ki ben Rumeli kökenli bir Türk olarak bu yorumu yapıyorum. Çünkü iyi de öldür hakkını ver. 3. İl bölgesinde bazı memurların Kürt ırkına mensup olduğu bilinmektedir. Suç yani bu. Örneğin Erzincan sorgu hakimi Pülümürlü Şevki Efendi. Örnek de veriyor. Hiç Kürt kökenli memur mu olurmuş? Sonra PKK niçin çıktı? 4. Arz ettiğim bu meselenin en önemlisi birinci maddede yazılı köylerin kesin surette tedibi, ortadan kaldırılması yani aslında. Ve ırkan Kürt olduğu kesinlikle bilinen memurların bir an önce yerlerinden alınmasıdır nokta. Irken Kürt olduğu bilinen bütün memurlar bir an önce yerlerinden alınsınlar. Bu muameleyi yaptığınız etnik topluluktan siz daha sonra kendisine bu muameleyi yapan zihniyete, rejime, devlete, ülkeye bağlılık bekliyor. İşte PKK böyle çıktı. Bu lafları söyleyen, bu teklifleri yapan, hiçbir sorumluluğu, yetkisi olmayan rastgele bir sarı çizmeli Mehmet Ağa değil. Bu tekliflerin altında yapıldığı gün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan insanın imzası yazılıyor. Nazım Hikmet'e yapılan şimdi şunu söyleyelim. Biz bir Müslüman olarak Nazım Hikmet'e karşı olumlu duygular beslemeyiz. Ateisttir, İslam karşıtıdır, komünisttir. Sovyet Rusya hayranıdır. Bize göre olumlu bir isim değildir. Merak edenler benim hatta bu gece şimdilik sonuncusunu yaptığımız bu Öteki dizisinin birinci bölümünün konusuydu. Öteki Nazım Hikmet videosunu videolar bölümünde arzu edenler girsin izlesin. Nazım Hikmet hakkındaki duygularımız, düşüncelerimiz ortaya çıkmış olsun işin bir tarafı. Ama diğer tarafı resmen bir komplo kurup iftira atarak Maraşal Fevzi Çakmak, Nazım Hikmet'i ilk önce 12 sene sonra 27 sene hapse mahkum ettirmiştir. Bir Müslüman olarak da böyle bir şeyi kabul etmeyiz. bir insan hapse girecektir. Boynu vurulacaktır. Bu kitabın ve sünnetin hak adalet ölçüleri içerisinde olur. Ama karşımızdaki komünist bile olsa, ateist bile olsa, İslam düşmanı bile olsa ona yapmadığı bir suçu iftira atmak suretiyle yapmış gibi isnat edip sonra bunun üzerinden göstermelik bir mahkemede yargılayıp ceza düzüp hapse atamayız. İslam adına böyle bir yaklaşımın tutulabilecek hiçbir tarafı yoktur. Maraşal Fevzi Çakmak, Nazım Hikmet hakkında 12-15 toplam 27 seneye hükmettirdi. Bunun 12 senesini de yani argo tabiriyle aslan gibi yattı. 1938'den 1950'de Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ilan edilen genel affa kadar tam 12 sene kupkuru bir iftiranın eseri olarak bu komplonun başında da Maraşal Fevzi Çakmak olacak şekilde Nazım Hikmet Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir isyan hazırladığı gerekçesiyle maskara bir mahkemede yargılandı, mahkum edildi. Mustafa Kemal Asla Yatağı'nda mesela ona da intikal ettirildi. Ali Fuat Cebesoy Nazım Hikmet'in dayısı onun tarafından. Mustafa Kemal'in bile arkadaşlar Fevzi Çakmağ'ın kurmuş olduğu bu komployu engellemeye gücü yetmedi. Son derece ilginç. Önemli. Yapı kredi yayınları ezberde hatırlıyorum. Mehmet Fuat gölgede kalan yıllar sayfa 165-256'ya bakarsanız Mustafa Kemal'in bile gidin Maraşal'la konuşun. Nazım Hikmet'in affı için onu ikna edebiliyorsanız edin çıkartalım ama Maraşal kabul etmiyorsa benim yapacak bir şeyim yok dediğini Nazım Hikmet'in aile üyelerinden birinin yazmış olduğu kitaptan görebilirsiniz. Şimdi artık geldik şu noktaya arkadaşlar. Bir saat 20 dakika olmuş çok geçmişiz. Bediüzzaman'ın çok önemli bir hikmeti ifade eden bir ilahi hikmeti ifade eden bir kader sırrını ifade eden bir tespiti vardır. Der ki, kullar zulmeder, kader adalet eder. Başımıza gelen olaylarda, hayatın akışı içinde yaşadığımız şeylerden, kullar zulmeder bize, kader adalet etmiş olur. Şimdi bunun fevzi çakmak konusuyla iki tane alakası var. Bir, fevzi çakmak öldükten sonra karısı Fitnat Hanım, İstanbul Şişli'deki evini, para kazanmak için Yahudilere sattı. Yahudiler de havra yaptılar, sinagog yaptılar. İlahi adalet tecellisi üzerinden, ilahi hikmet tecellisi üzerinden bakarsanız çok dinler bir insan olduğu imajını dışarıya vererek fakat gerçekte İslam karşısında böyle bir tavrın sahibi olarak yaşamış olan insanın evi ölümünden sonra bir Yahudi sinagogu oldu. Ölümünü ayrı bir program yapacağım. Çünkü büyük ihtimalle normal bir ölüm değil. İsmet Paşa'nın sorumluluğunda çünkü Türkiye'nin milli şefi o sırada o. Bir derin devlet operasyonuna kurban gitti öldürüldü hastanede. Bu ayrı bir program konusu olacak ileride inşallah. Bu şekilde öldü büyük ihtimalle. Öldükten sonra evi sinagog oldu. Herkesin aşağı yukarı bildiği şeydir. Öldüğü haberi İstanbul Ankara radyolarında verildikten sonra radyolar oyun havası yayınına geçtiler ve bu yüzden İstanbul'da ciddi öğrenci olayları oldu. Ama ölüm haberini takip eden saatlerde radyolar Nihat Erim'dir bu işin arka plandaki doğrudan sorumlusu. Devlet Bakanı o zaman radyolar ona bağlı. İsmet Paşa ile inatlaştığı için İsmet Paşa'nın da asıl ismi ikinci adam olduğu için Nihat Erim kinciliği nedeniyle ona yaranabilmek için radyolara diyor ki önce işte eski emekli genelkurmay başkanı Maraş Fevzi Çakmak vefat etmiştir haberini vereceksiniz. Sonra da oyun havası plaklarını takıp onları çalacaksınız. Saatlerce böyle yayın yapıldı. Kur'an okuması beklenirdi. Arkadan Takdir ilahinin, kader ilahinin, adli ilahinin tezellisi öyle oldu ki oyun havalarıyla gömüldü diyebiliriz. Ve bitirirken arkadaşlar en son şunu da paylaşalım çünkü önemli. Fevzi Çakmak sadık bir şekilde, düzenli bir şekilde günlük tutmuştur. Günlüklerinin cumhuriyet dönemine ait olanları kaybedilmiştir. Bunu nereye dayandırıyoruz? Önemli bir Fevzi Çakmak biyografisi çalışması yapmış olan Rahmi Akbaş'ın Fevzi Çakmak kitabının 404. sayfası. Derin Tarih dergisinin Şubat 2016 tarih 47 nolu nüshasının 57. sayfası diyor ki günlüklerden 1922 1952 öldüğü tarihtir. Arası çıkartılmış yani İstiklal Harbi'nin bitiminden itibaren Ölünceye kadar olan 28 senelik son bölüm ki asıl alengirli bölüm yayınlanmadı. Çünkü Fevzi Çakmak'ın günlüklerini iki cilt halinde yapı kredi yayınları yayınladı. Bu bölümler yok. Bunlar derin devletin gizli kasalarında. Yarın öbür gün bir şekilde ortaya çıkarsa Yunus Emre'nin bir şiirinde dediği gibi olacak. Yerden göğe küp listeler, altından birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü. Aynı bilgin Atlas Tarih dergisinin Eylül Ekim 2020 tarihli 65 numaralı sayısının 73 ve 77. sayfalarında da tekrarlanıyor. Günlüklerin 22 sonrasına ait olan kısmı yayınlanmadı diyor. Evet. Bu kadarına en azından ben sesimi ulaştırabildiğim kadarıyla iletmiş, duyurmuş olayım. Bir aylık gecikmeyle bu akşam sunum kısmını bitirdik. Şimdi bir parça benim takatim yettiği kadar sorularımıza cevap vermeye çalışacağım. Ama ondan önce arkadaşlar bir tekrar hatırlatayım yeni takip etmeye başlayanlar için. Sorular bölümüne lütfen yorum veya bilgi paylaşımı yazılmasın. Çünkü zaten çok sınırlı vaktimiz var. Çok az miktarda soruya cevap verebiliyoruz bize vakit kaybettiriyor. Hatırlatmış olayım. İki, belgelerle gerçek tarih isimli web sitesini bir kere daha Allah bana imkan ömür verdiği müddetçe buna hep devam edeceğim. Müdavim izleyiciler sıkılmış olabilirler ama bilsinler ki her bölümde bir iki kişi bile olsa bizi ilk defa izleyenler de vardır. Ve bu çok değerli bir site, çok önemli bir konu yakın tarihin sıhhatli bir şekilde anlatılması, ortaya çıkartılması adına büyük bir işlev görüyor. Ve Napolyon'un dediği gibi yani bildiğim biricik söz sanatı vardır. O da diyor tekrardır. Ben bunu tekrar etmeye devam edeceğim. Belirtmiş olalım. Önümüzdeki çarşamba akşamı günleri karıştırırım ben böyle yorulunca. Konumuz Yakın tarihin halka hiç mal olmamış, hiç bilinmeyen, tamamen kara delik konularından birisi. Rahmetli Atnan Menderes'ten Cezayir'e gizli silah yardımı. Bu kesinlikle arkadaşlar yakın tarihin bilinmeyen başlıklarından. Yani bu dönemle ilgili uzmanlığı olanlar ancak bilirler ya da ileri okuma yapmış olanlar satır aralarında görmüşlerdir. Ama kesinlikle halka, kamuya mal olmuş, genellik kazanmış bir bilgi değildir. Halbuki Menderes'in gerçek kişiliğinin, yöneticiliğinin, dönemin Türkiye'sinin, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın doğru anlaşılabilmesi adına mutlaka bilinmesi gereken önemli bir konu başlığıdır. Ben nasip olursa çarşamba akşamı bu konuyla ilgili kendi ulaşabildiklerimi, vakıf olduklarımı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ve sorularınıza bakmadan önce en son dürüstlüğümüzün gereği şunu tavsiye edeyim, özür dileyeyim, tavsiye edeyim. Bundan önceki programda yani Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi kimdi programında Selanikli Dönmeler isimli Doğan yayınları tarafından yayınlanmış David Mark Bayer isimli Amerikalı bir tarihçiye ait bir kitaptan bahsettim. Şimdi uzun boylu tekrar etmeyeyim hatırlanacaktır bu kitapla ilgili piyasada bulunmadığına, piyasadan çekilmiş olduğuna dair bir evet itiraf edeyim yani şimdi zor da gelse bana yutkunarak bir komplo teorisi inşa ettim. Daha sonra bana yorumlara yazan 2-3 arkadaş hocam biz bu kitabı rahat rahat temin ediyoruz. Fiyatı da son derece normal, makul bilgisini paylaştılar. Ben bu kitabı temin ettiğim takdirde yayın evinin listesinde yoktu nadirkitap.com bütün Türkiye çapındaki sahafların ortak portalında aylarca aradım. Bunlar yalan değildi, doğruydu arkadaşlar. Bir nüsa bulabildim. Ona da rakam aklımda değil ama iyi bir fiyat ödedim. Gelen kitabın da korsan baskı olduğunu, kötü bir baskı olduğunu gördüm. O komplo teorisini bunların üzerine inşa ettim. Yani işte buna dönmeler, derin küresel güçler, el uzatmışlar kitabı basıldıktan sonra hani bir kaçamak falan. Ortadan kaybetmişler şeklinde bir komplo teorisi inşa ettim. Bu komplo teorisi yalanmış yani gerçek bir balon komplo teorisiymiş. Çok özür diliyorum. Bunu düzeltiyorum. E özür diledim zaten iki sefer. Üçüncü bir sefere de gururum mani oldu. Nokta. Sorularınıza bakalım. Eren Gök Yıldırım, Fevzi Çakmak'ın yapılanlara kayıtsız ve etkisiz kalması sizce neden? Cevap verdik buna. Maliyeci Cavit adını çeşitli kaynaklarda okuyorum ama kimdir, niye idam edildi? Açıklayıcı bir kaynaktan bilgi edinemedim bu konuda. Mevzu program boyutunda değilse mevzu program boyutunda Selanik dönmelerinden Atatürk'le aynı okulda okumuş İttihat Terakki Fırkası'nın yöneticilerinden onların maliyeci, maliye bakanlığını yapmış. Bu sırada Atatürk'le çok feci bir şekilde takışmış. O takışmada Atatürk bu herifi asmak lazım demiş. İzmir suikastıyla bağlantılandırılmış hiçbir alakası olmadığı halde Ankara'da görülen İzmir suikastı İstiklal Mahkemesi'nde idama mahkum edilmiş, asılmış Atatürk'ün bu şekilde kendisinden intikamını aldığı bizzat. Bu kadar. Metin Filiz tenkil biçer hareketini anlatır mısınız? Hiçbir bilgim yok. Yani tenkil biçer bana hiçbir şey çağrıştırmıyor. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ahmet Çelik Ayıcı Arif İzmir suikastı ile alakası olmadığını söylüyor. Doğru. Anılarında Atatürk'e ne zarar verdi de asıldı. Yani şimdi bu 5816 konusu da şunu söyleyeyim. 5816 bir gün yürürlükten kalkıp bu konuda Türkiye gerçekten özgürleşse bile ben kendi kişisel edep ve ahlak hassasiyetim nedeniyle bu soruya cevap verebilir miyim bilmiyorum. Çok da zannetmiyorum. Belki o durumda bile size yeni şu an yok da bir kısım kitaplar, makaleler falan tavsiye ederim. Açın kendiniz okuyun. Benim yüzüm tutmaz bu soruya cevap vermeye derim bu kadar yani. 5816'yı da aşan boyutu var çünkü hadisenin. Yunus Çelik, Fevzi Çakmak 31 Mart'ta hangi pozisyondaydı? Darbecilerin arasında. Muharrem Aksın, Mustafa Kemal, Fahrettin Altay ve benzeri subaylar yerine neden namaz kılan ve bir tarikata bağlı Küçük Hüseyin Efendi. Yani o tarikatın da nasıl bir tarikat olduğu çok tartışma konusu. Fevzi Çakma Genel Kurmay Başkanlığında tuttu. Uzun uzun cevabını verdik. Yusuf Vedat Uşaklı ne zaman anlatacaksınız? 5816 ama bu da deminki gibi yani kalksa bile bunu yüzümüz tutup da bütün ayrıntılarıyla burada anlatabileceğimi zannetmiyorum. Kaynak tavsiye ederim. Fethi Tağatopayan Fahir Armaoğlu okunacak bir yazar mı? ansiklopedik bilgi ediniyorum. Gözüyle, bakışıyla okumak şartıyla evet. Argümanik değil yani. Değer yargısı almak, onları inşa etmek değil ama diyelim bir 20. yüzyıl siyasi tarihi, bir 19. yüzyıl siyasi tarihi sistematik ansiklopedik bilgi kaynağı olarak baktığınız vakit yani Türkiye'de ikisinin de bence yerini doldurabilecek kitap yok. Ne telif ne çeviri. Metin Filiz ama kendisi üst düzey bir masondu. Metin Filiz, İngiltere'nin Musul'u Kürdistan'a otonom verilmesi otonomi olacak. Karşılığında Türkiye'ye bırakabileceği teklifine karşılık Türkiye'nin bunu reddettiği doğru mudur? Zannetmiyorum. Rıza Nur genel olarak İslam ve ahlaki değerlerden uzakken hatıratında Mustafa Kemal'in milleti ahlaksızlığa ve dinsizliğe sürüklediğinden dam vurması tezatlık oluşturmaz. Şöyle kendi hatıratında birden fazla yerde şunu paylaşıyoruz Rıza Nur bu soruya cevap. Ben diyor dinsizim ama din millet için faydalı bir unsurdur, müessesedir. Yani Bediüzzaman'ın tavsifiyle o dönemde böyle bir kategori vardır elitlerin arasında. Gayrimümin Müslim dediği tip. Yani İslam'a karşı değil, İslam'a düşman değil. Sosyolojik anlamda olumlu işlevlere sahip olduğunu düşündüğü için din düşmanı değil. Milletin diyor dini olması, bunun İslam olması, dinler olması milletin pek çok açıdan sağlığı, selameti adına iyi bir şeydir. Ama ben diyor kişisel olarak inançsızım. Keşke diyor hatta inanabilsem falan diye de içinde böyle bir boşluğu samimi ifade ediyor. Dolayısıyla bir çelişki ortada yok. Necip Elmecit, ulusalcılar Şeyh Said isyanından İngiliz destekli bir kıyam olduğu iddiasındalar. Bu kıyamın aslı nedir? Bununla ilgili malumatınız olacak mı? Daha önce de arz ettim çok. Yani Şeyh Said isyanını şimdi burada genel anlatamam 1-2 dakikada. İmkansız ileride inşallah başlı başına hatta bölerek birkaç alt baş daha bölerek anlatmayı düşünürüm. Konjonktüre baktığınız vakit yani Musul anlaşmazlığı falan Şeyh Said İngiliz desteği olma ihtimali çok yüksek. Dönemin genel siyasi şartlarına baktığınız vakit. Olgulara bakarsanız, maddi delillere, maddi olgulara bakarsanız bir özel İngiliz silah firması tarafından Diyarbakır'daki Şeyh Said'in adresine gönderilmiş olan bir silah kataloğu haricinde bu da açık postayla gönderiliyor. Bu olayla İngilizler arasında irtibat kurdurtabilecek maddi hiçbir olgu yok elimizde. Ama isyanı takip eden günlerde İsmet Paşa yani başbakan mecliste yaptığı konuşmada bu olayın İngiltere ile kesinlikle hiçbir alakası yoktur deyişi meclis tabutlarına kaydediliyor. Ve dediğim gibi yani bu olayla İngiltere arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden siyasi konjonktür dışında bu da ispat edici unsur değildir. Olgusal maddi bir delil elimizde mevcut değil. Selçuk Sarı, Atatürk'ün kendisinden sonra makamına inönüye değil de Fevzi Çakmak'ın geçmesini istediği bilgisi doğru mudur? Doğru olabilir, kesinlikle doğrudur diyemem. Çünkü işin böyle olduğuna dair Atatürk'ün ölümünden bugüne devam eden çok ciddi spekülasyonlar var. Yani böyle kahvehane dedikodusu diyemeyeceğiniz. Çok daha üst düzey yetkin isimlere ait bu işin gerçeği buydu. Hatta mesela Hasan Rıza Soyak'ın yani Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin ısrarla üzerinde durdu. Atatürk'ün herkesin bildiği maddi yani servetini taksim ettiği vasiyetnamesinin haricinde bir de gizli tutulan siyasi vasiyetnamesi vardı diyor. E dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya daha sonra ortalık nispeten rahatlayınca Demokrat Parti zamanında 50'lerde Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda aynı şeyi teyit ediyor falan. İşte o siyasi vasiyetnamede açıklanmayan, gizli tutulan o siyasi vasiyetnamede Cumhurbaşkanı olarak Fevzi çakmanın işaret edildiğine dair ciddi iddialar var. Hatta bu ciddi iddialardan bir tanesi arkadaşlar bu vesikanın 1980'li yıllarda Çankaya Köşkü'nden arşivden çıkartılıp Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından yaktırıldığı da bu iddialar arasında. Yani sorunun cevabı böyle mi bilemiyoruz. Böyle olma ihtimali yüksek mi? Evet. Tarih böyle sıkıntılı bir bilim doludur. Muharrem Aksın, Fevzi Çakmak'ın hem Mustafa Kemal'in hem İnönü'nün idamını önlediği doğru mudur? Doğru gibi yani. elleki mevcut bilgiler şahsen bana o vicdani kanaati veriyor ama ayrı olaylarda. Fevzi Çakmak 1918 Filistin geri çekilişinde ee, Enver Paşa Mustafa Kemal'in işte o geri çekiliş harekatı ile ilgili kusurlar şimdi onların soracaksınız bana detaylarına giremeyiz. Çünkü 5816'nın kapsamına girer kusurları nedeniyle kurşuna dizilmesini emrettiğini ve Fevzi Çakmak'ın kendi ağırlığını hatırını koyarak Enver Paşa'nın bu emrini geri aldırtığına dair ciddi iddialar var. Bir, iki Fevzi Çakmak özellikle işte ölümüne yakın hastanede yatarken yakınlarıyla paylaştığı e, Temmuz 1921 Kütahya Eskişehir bozgunu üzerine diyor Mustafa Kemal İnönü'yü çünkü bozgunun sorumlusu odur cephe komutanı kurşuna dizdirtecekti. Orada da diyor gene ben araya girdim mani oldum. İnönü'nün Mustafa Kemal tarafından kurşuna dizil, dizdirilmesini önledim diyor. Bu iki bilgi iki iddia da ispat edemeyiz ama vicdani kanaat olarak baktığımız vakit bence fevkalade doğru olma ihtimali yüksek. eğer Rıza Nur'un hatıratını başkalarının yazdığı iddiası hakkında ne düşünürsünüz Katılmam çünkü uslu bu çok orijinaldir. Rıza Nur'un yazdığı ve kesin olan hiç kimsenin şüphe ileri süremeyeceği başka metinlerle mesela Türkiye'ye geldikten sonra çıkarttığı Tanrı Dağı Mecmuası'ndaki makaleleri öncesinde yazdığı 12 ciltlik meşhur Türk tarihi falan yani Rıza Nur çok Belut verimli bir kalemdir. Dünya kadar metin kalemi almıştır. O metinlerle karşılaştırdığımız vakit uslupta birebirlik vardır. Bu metin tenkidi yapanlar bilirler ama tarihçi olarak ama hadis usulünde. Yani o metnin kime ait olduğuyla ilgili çok net bir göstergedir. Uslup parmak izi gibidir arkadaşlar. Evet ben yavaş yavaş yoruluyorum toparlayacağım. Son 5 soru diyeyim. Şu ana kadar cevaplamadıklarımızdan gideyim müsaadenizle. TR Atatürk olmasaydı Afganistan olurduk sözüne ne demeliyiz? Afganların uçağın kanatlarına yapışıp ABD'ye gitme hayallerini nasıl yorumlarsınız? Müslümanların bu kadar cahil olmasını nasıl değerlendirmeliyiz? İşte Efendimizin hadisini hiç unutmamalıyız şimdi. Çok geniş bir soru. Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, her ikisini isteyen ilme sarılsın. Burada ilim derken de ilk sırada üç tane ilim önemli. Bir Kur'an tefsir ilmi, iki sünnet hadis ilmi, üç tarih ilmi. Ümmet bunların birikimine ne kadar kısa sürede ve hızlı seviyede vakıf olursa Allah'ın inayetiyle bütün dertlerimizden, sıkıntılarımızdan o kadar hızlı kurtulacağız. Bunlar dışında hangi artılara sahip olursa olsun bu üçünde yaya kaldığı müddetçe ümmeti Muhammed bu dünyada imtihan yaşamaya devam edecek. İki, Tarih TV, Fevzi Çakmak ve Necip Fazıl arasında geçen sahibi tertip konusu ile alakalı olay doğru mudur hocam? Olabilir ama bunu arz ettim yani o onun Rabbi ile kendisi arasında bir şey. Sahibi tertipmiş yani hemen hemen hiç kaza namazı yokmuş. Bana ne? Daha önce Enver Paşa için dediğimiz gibi. Yani namaza dururken fevzi çakmak Said-i Ekber demiyor ki beni ne alakadar eder? Allah'a Ekber diyor. Rabbi ile onun arasında. Din düşmanlığı karşısında aldığı ya da almadığı tavır bir Rabbi ile onun arasında. iki bir Müslüman olarak. Onun din düşmanlığı karşısındaki pasif duruşundan doğrudan etkilenmiş Türkiye'li bir Müslüman bir Türk Müslüman olarak o noktadaki tavrı onunla benim aramda. O yüzden sahibi tertip imiş. Hiç beni alakadar etmez. Hiçbir şekilde etkilenmem daha da kötü. Hatta efendimizin ayır zaman alametlerinden haber veren bir hadisini şimdi bana hatırlatır öyleleriyle karşılaşacaksınız ki diyor hayır zamanda. Onların namazını gördüğünüz vakit kendi namazınızdan utanacaksınız. Onların Kur'an okuyuşunu gördüğünüz vakit kendi kıraatınızdan. Oruç tutuşlarını gördüğünüz vakit kendi orucunuzdan. Ama onlar diyor okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkıp gidecekler. Yani kişisel belli folklorik özellikleri itibarıyla fevkalade takva sahibi. Fevkalade Müslüman. Ama hadisin sonundaki benzetmeye bakın yani. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacak. Fevzi Çakmak kişi olarak bu cümleye dahil midir bilmem. Rabbi ile onun arasında Allah bilir. Ama şunu söylerim. Sadece o koltuğu koruyabilmek adına 20 küsür sene boyunca Türkiye'de yapılmış olan bütün bu Allah düşmanlığı karşısındaki sessiz duruşuna rağmen Fevzi Çakmak ahirette kazananlar arasında olacaksa bu ihtimale dayalı konuşuyorum. Ahireti kazanmayı, cenneti kazanmayı, cennetten korunmayı çok da önemsememek lazım. Eğer öyle olacaksa da bunu bilebilme durumunda değiliz. Farz muhal diyerek konuşuyorum. Ya yani o da cennete gidebilecekse anlarım ki arkadaşlar, cennete gitmek çok kolay bir işmiş. Öyle korkmaya, titremeye falan da müttaki bir Müslümanın olması gerektiği gibi hiç de gerek yokmuş bu yani şimdi siz bunu alın nasıl isterseniz öyle yorumlayın. 3. Sorusuna cevap vermediğimiz dedik. Murat Şahin acaba Padişah Vahdettin emir etmiş olabilir mi? Hangi emir? Vatanın kurtuluşu için Mustafa Kemal'e her şartta itaat Yok öyle bir şey yok yani. Şimdi detayına girmeyin de çok su kaldırır. Gerçeklikle alakası yok. Eymen Fethi. o usulle ilgili yazmış. Murat Şahin, Padişah Vahdettin'e rağmen mi Paşa Mustafa Kemal'i tutuklamak istedi? O haftaların olayları biraz karışık arkadaşlar. İkisi de olabilir ama Padişah'ın emriyle tutuklamak istemesi daha kuvvetli ihtimal bence. Benim yorumum net bilemiyoruz. Saltuk Türkmen ile bitiriyoruz. Rejimin onu tasfiye etmemesinin nedeni kurbanlığın çırpınsın diye bağlanmayan bacağı gibi bir gün onun müdahale edeceğini zanneden kurban milletin bağlanmayan bacağı olarak düşünülmesi miydi? Valla şimdi bu yorgun alimle Saltuk Türkmen kardeşimiz yani çok alengirli bir soru sormuş. Soruya çok vakıf olabildiğimi zannetmiyorum. O yüzden kusura bakmasın geçiyorum yani. Onun inceliğini çözebilecek kafa durumunda şu an değilim arkadaşlar. Yoruldum. Onun yerine bakayım. Fethi Tağ Toplayan'a cevap vermiş miydik? Fevzi Çakmak fotoğraflarda masonik nizam duruşu yapıyor. Mason mudur? Bu iyi bir soru. Mason olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi yok. Benim tahminim zannetmem. Masonik nizam duruşu dediği elini böyle içeri sokarak. Bu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında. Batı'dan kaynaklanarak bütün dünyaya yayılmış fotoğraf modalarından yani fotoğrafa poz verme modalarından bir tanesidir. Birinin mason olduğuna hükmetmede tek başına kullanmayın. Çok yanlış bir metottur. Yani masonların böyle bir duruşu vardır. Mason ritüellerinden adına da nizam duruşu denir ama bu şekilde fotoğrafa poz vermiş olanların bu duruşlarının otomatikman bir masonluk alameti olduğu şeklinde bir özdeşleştirme metodolojik açıdan çok yanlış olur. Çünkü bu masonluğu çok aşan çok daha yaygın genel toplumsal bir fotoğraf poz verme modası idi. Bunu özellikle belirteyim. Fevzi Çakmak'ın da öyle olduğuna dair ciddiye alınabilir şu ana kadar ismi bilgi iddia kayıt olmamıştır dedikten sonra arkadaşlar Evet. Şimdi biz neredeyiz? Pazar akşamındayız. Çarşamba akşamı ile ilgili duyuruyu yapmıştık. Menderes'ten bağımsızlık savaşı devam ederken Fransızlara karşı Cezayirli Müslüman onun üstünde duracağız. Mücahitlere yapılan silah yardımı, gizli silah yardımı konusu. Benim yıllardır okumalarımda beni en çok iyi heyecanlandıran ama en çarpıcı en ilginç gelen başlıklardan biridir. Bakalım sizin için de öyle mi olacak. Çarşamba akşamına kadar ebeden ve daima hepinizi Allah'ın kudretine, rahmetine, birliğine emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular temenni ediyorum.